tarzımız var. Farklı bir şekilde ilerliyoruz, güzel de bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi Ankara dediğinde aklınıza ne geliyor? Şimdi bir, diyorsunuz ki milletvekilleri geliyor. Evet. İki, diyorsunuz ki milletvekillerinin hararetli konuşmaları geliyor. Üslubun yere düştüğü. Hiç o haberlerden bahsetmeyeceğim. Sizi ben Beypazarı'nın Kozalan köyüne götüreceğim. Daha doğrusu İlker Karagöz götürecek. Nüfus 70. Dikkatle dinleyin. Seçmen sayısı kaç? 48. Peki muhtar adayı kaç dersiniz? 10. İşte İlker Karagöz gitti. Bu komik haberi yaptı. Var mı aranızda muhtar adayı? Halkın şey varsa bana verir. 10 tane muhtar adayınız varmış. Nerede? Burada. Ne İstanbul ne de Ankara. Yerel seçim yarışının en çetin, en sert geçtiği adres burası. Beypazarı'nın Kozalan köyü. Şenol Bey! Köpekliğe terk edilmiş görüntüsü altında siyasetin en keskin dişli yüzünü takınmış bu köy. Çok sert geçecek muhtarlık seçimine koşuyorlar. Kime oy vereceksiniz? O belli olmaz, ona da giremem bir şey. Kulağıma söyleyeyim. Yo. Kozalan'da incin top oynuyor. Buranın nüfusu 70. Kötüye kayıtlı seçmen sayısı ise 48. Ama bu köyde tam 10 tane muhtar adayı var. Tabi daha artmazsa. Bu kadar adayı ne yapacaksınız? Ne bileyim, onu yolla işte. Ceviz ağaçlarının gölgesinde hayvancılıkla bir de siyasetle uğraşıyorlar. Köyde oturduğum vatandaş. Onunla gibi şahadım şuradan gelen vatandaş değilim ben. İleride sürtüşme olursa %90-%50 almamış lazım. Rakiplerine gözdağı veren de, kazanamayacağını bile bile yarışa giren de var. Güveniyor musunuz? Alamıyorum. Mecbur oyun vereceğiz. Ben oyun burada değil. Ha, siz veremiyorsunuz. Tüh. Osman amca. Alaattin amcaya niye vermiyorsunuz oy? Veririz. Peki niye bu muhtarlık sevdası? Neden böyle bu kadar enflasyon var burada? Maaş çok ya. O açıdan. Ne kadar ki maaşı? 800 küsur bin liramış dediler. Onun için herhalde başka dünya olsun ki. Yani tamamen ekonomik nedenlerden aslında muhtar o meslekleri. Kazanır mı olmuş? İnşallah da. Bizim aile 10-15 kişi var. Karşınıza ittifakla gelmezlerse kazanırsınız. Adı ne? Yaşar. Yaşar. Siyaset bu. Vaatler yarışır ama sandıktan ne çıkacağı bazen belli olmaz. Kırgınlıklar, yaralı akrabalık ilişkileri de olası. Yolu muhtarlıkla daha önce kesişenler anlatıyor. Siz iki defa first lady mi oldunuz köyde? Hı hı. Siyaset zor değil mi siyaset? Zor olmam zor. Zor olmam genelde. Bir oy hiç bu kadar değerli, anlamlı olmamıştı. Kozalanlı muhtarlık seçimleri çok hassas dengeler üzerine kuruldu. Adaylar için maç kelimenin tam anlamıyla kıyasıya geçecek gibi gözüküyor. Heyecan dolukta. İlker Karagöz, Beypazarı'nın Kozalan köyü, Ankara. İlker, bir alkış kazana. Nasıl olsa bizim bol bol alkış dağıtıyoruz. İlker Karagöz yaptın mı? Güzel yapıyorsun. Sen aldın mesajı diyelim. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz yarın...